Engin Ardıç El Atatürk Atatürk dininin baş rahibi Yılmaz kardeşimiz 500 sayfalık köşe yazısının şimdi de Arapçasını yayımlamış. Bu herhalde gazetesinin sürekli nefret kustuğu Suriyeli misafirlerimize yönelik. Filistinli çocuklar da İsrail askerinden dayak yemekten fırsat bulurlarsa okurlar. Onlara kaç liraya sokacağını bilmiyoruz. 1938 lira olabilir. Şekel de kabul edilir. Bu kitabın zeytinyağlısını kızartmasını, tavasını, haşlamasını, çorbasını, hoşafını, reçelini beklemekte hakkımızdır. Kaf kendine gelsin. Son haftalarda kadın cinayetleri hissedilir derecede arttı ya da bu hep vardı da Türk basını yeni hissetti. Bunun üzerine uyarıcı yazılar yazıldı, cinayetler kınandı. Kınayınca iş bitiyor. Kınanmasa kötü. Katiller Türk basınını sürekli izledikleri ve çok ciddiye aldıkları için her sabah kalkıp bugün beni kınayan var mı diye bakıyorlar. Yeni bir cinayet işleyip işlememeye ona göre karar veriyorlar. Birçok değerli arkadaş katillerin ağızlarının payını verdi. Çok sert yazılar yazıldı. Çekin elinizi kadınlardan denildi. Bundan erkeklere bulaşabilirsiniz anlamı mı çıkıyor? Kadın katilleri sayıyla kendilerine geldiler. Ana mavradım olsun ki bir daha kadınlara kötü davranmayacağım sözü verdiler. Yani Osmanlı'da kadın cinayetleri meselesi çözüldü. O arada neler oldu? Ormanlık alanda gömülü bulunan Ece'min boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Cesedin bulunması üzerine annesi intihar eden Ece'mi Annesinin erkek arkadaşı Süleyman arabada üstüne çullanıp boğmuş. Katil ilk duruşmada beraatini istedi. Sezer nikahsız yaşadığı Melike'yi dört bıçak darbesiyle öldürdü. Melike 15 metre kaçabilmiş. Anestezi teknikeri Seda'nın evinde bulunan cesedi üzerinde yapılan otopside. Seda'ya anestezide kullanılan bir ilacın enjekte edildiği açığa çıktı. Eşi Ayşe Yüle ağır yaralayan Hasan, mermiler bitinceye kadar ateş ettiğini belirtti. Münir bir tartışma sonrası kız arkadaşı Hülya'yı sol bacağına bıçakladı. Hülya hayatını kaybetti. Münir tartışmaya bıçağını yanında getirdiğini açıkladı. Mustafa eşi Melehat'i uyurken bıçaklayarak öldürdü. Hilmi kendisini terk edip ailesinin evine dönmüş olan eşi Gülseren'i 14 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Görüldüğü gibi arkadaşların etkili yazıları üzerine ülkemizde kadın cinayetleri artık tarihe karışmış bulunuyor. Okuduklarınızı vatandaş cinayetleri olarak değerlendirirseniz içiniz rahatlar. Aynı arkadaşlar şimdi de deprem karşıtı yazılar yazıyorlar. Kuzey Anadolu fay hattı da adamsa aklını başına alacaktır. Engin Ardıç, Sabah